Herkese merhaba. Yeni bir video ve yeni bir proje ile birlikteyiz. Bu sefer daha önce hatırlarsanız eg 3525A ile bir inverter devresi yapmıştık. Bazı arkadaşlarımız bana WhatsApp'tan yazdı. Yani ben birkaç takipçimle WhatsApp'tan konuşuyordum. Yazdılar dediler ki işte ben e, yaptım. E, ben bu devreyi hassas cihazlarda kullanmak istiyorum dedi. E, bana böyle bir şey, böyle bir devre yapabilir misin dedi. Hani e, devrenin yapılışını gösterebilir misin dedi. Neyse lafı fazla uzatmaya gerek yok. Zaten siz e, az çok ne yapacağımızı anladınız zaten. Şimdi bu entegre ile frekans ayarlı güçlü bir tane inverter devresi yapalım. Ve bunu hassas cihazlarda kullanılabilir şekilde ayarlayalım. Hemen yapılışına isterseniz geçelim. Yapılışı sırasında zaten neyi nereye bağlayacağımızı veya malzemeleri isimlerini söyleyeceğim ben sizlere. Şimdi entegrenin pin bilgilerini şöyle göstereyim. Bunu da sorduğu arkadaşımız bir pin olduğu nereden belli oluyor? Birinci pin hangisi? İkinci pin hangisi? Vesaire. Bunlar da soruldu. Şöyle entegreyi yakından gösterecek olursam odaklamasını bekliyorum. Evet şöyle entegreyi yakından gösterdiğimde entegrede şurada bir çentik olduğunu görüyorsunuz. Bu çipte şurada bir beyaz nokta var gördüğünüz gibi. Bazılarında şurası noktalı oluyor, bazılarında şöyle simge oluyor. Bu simge tarafından şöyle şu taraftan 1 2 3 4 5 şeklinde gidiyor ve burası 16. pin oluyor. Bu şekilde bir entegremiz. Şimdi hemen bu bilgiyi de verdikten sonra yapmaya başlayalım. Şurada 5. pine 16 volt 1 mikrofaradlık bir, bir kondansatör bağlayacağız. Kondansatörümüzü artı tarafı gelecek şekilde bağlayacağız. Şöyle hemen bağlantısını yapalım. Buraya 100 ohmluk bir direncimizin bacağı kondansatöre gelecek şekilde. Diğer bacağı ise 7. pine gelecek şekilde bağlantısını yapıyoruz. Şimdilik bağlantımız bu kadar. Ben birazdan bunları zaten sağlamlaştırırım. 6. pine bir tane 15K'lık direnç bağlayacağız. Ama tabi 6. pin ben bu entegreyi daha önceden kullandığım için kırıldı. Şimdi onun bağlantısını şöyle elle yapacağım. Şöyle bağlantıları yakından kısaca bir göstereyim tekrar. Şu an kondansatörümüzün artı bacağını entegremizin 5. pinine bağlandık. Ve buradan 100 ohmluk bir tane dirençten getirip 7. pine bağladık. 6. pine 15K'lık direncimizi bağladık. Şu an boşta diğer bağlantıya birazdan geçeceğiz. Ve şuradaki bir kabloyu aldık. 12. pine getirdik. Şimdi sıradaki bağlantıysa şuradaki 100 nanofaradlık kondansatörün gerekli olan yere bağlantısı kaldı. Şimdi hemen bunu da yapalım. Buysa 8. pine bağlanıp şuradaki eksi hatta gelecek. Hemen onu da yapalım. Evet, bunun bağlantısını da yaptık. Şöyle göstereyim. Güzel oldu şu anki hali. Şimdi bir sonraki bağlantıya geçeceğim. Bir sonraki bağlantıda ise bir tane kablo parçası alıyorum ve bunu 10 numaralı pine bağlantısını yapıyorum. Ardından şuradaki ortak hat yani eksi hattına bağlayacağız. Daha sonra şu şekilde bir kablo yardımıyla 13 numaralı pin ve 15 numaralı pinleri birbirine bağlıyorum. Şu anki bağlantımız bu. Ve bir sonraki bağlantı olarak şöyle göstereyim. 47 mikrofarad 25 voltluk bir kondansatörümüz var. Bu 16 volt da olabilir. Voltajı fark etmez ama 47 mikrofarad olmasına dikkat edelim. Bu kondansatörümüzün eksisi şuraya gelecek şekilde bağlantısını yapacağız. Şöyle birazdan göstereceğim zaten. Şu şekilde göstereyim. Eksi tarafı buradaki hatta geldi. Bu bizim eksi ortak hattımız. Şuraya dikkat etmeniz gerekiyor. Burası biraz önemli kısım. Bir tane diyot alacağız. Şöyle diyodun numarasını göstereyim ben sizlere. Bakın, numarasını takip etmenizi istiyorum. LT. Şöyle odaklasın. Diyodun numarasını takip etmenizi istiyorum. Bu numaraya dikkat edelim. LT 247 diyodunu alacağız. Bunu 1N4007 de kullanabilirsiniz ama şu diyodu kullanırsanız daha faydalı olacağını söylemek istiyorum. Bu diyodumuzu şuraya bağlayacağız. Kondansatörün artık kısmının geldiği tarafa bağlantısını yapacağız. Bir sonraki bağlantı olarak artık sinyal çıkışlarını almaya başlayacağız. Sinyal çıkışlarını 11 numaralı pin ve 14 numaralı pin'den alacağız. Artık son bağlantımıza geldik. 2 numaralı pin ve 16 numaralı pinleri bir köprü yapacağız. Şu anki bağlantımız bitmiş durumda. Bunlar da köprü yaptıktan sonra kullanıma hazırdır. Her türlü en kanal bir mosfetlerde kullanılır. Yani mosfetin numarası hiç fark etmeyecek. Sadece en kanal olması yeterlidir. IRF3205 olur, IRFZ44N olur her türlü mosfette çalışacaktır. Ama siz yine de bir eğer elektronikten iyi anlıyorsanız mosfetlerinizin uyartım voltajını kontrol edebilirsiniz. Buna göre bu devreyi tasarlayabilirsiniz. Kendiniz modifikasyonlarını yapabilirsiniz. Şu anki bağlantımız bitmiş durumda. Şöyle şuradan da son bir bağlantı olarak artık eksi hattını da alacağız. Evet. eksi hattını da aldığımıza göre şu maviler bizim sinyal çıkışı 10 ohm'luk dirençlerle aldığımız beyaz kablo bizim eksi hattımız kırmızı kabloysa bizim artı hattımız şöyle çeviriyorum. 16 numaralı pin ve 2 numaralı pini de birbirine bağlantısını yaptık. Şöyle tekrardan yakından bir gösterelim. Evet, bağlantılar net bir şekilde görünüyor zaten. Şöyle entegrenin numarasını tekrardan göstereyim. Şu şekilde. SG3525A. Herhangi bir farklılık yok. Şurada potansiyometrenin hangi bacağına bağlamak isterseniz bağlayabilirsiniz. Hiç fark etmeyecek. Şu şekilde tekrardan bir gösterelim ki herkes bağlantısını net bir şekilde görüp yapabilsin. Şimdi testine geçebiliriz. Testine geçmeden önce şunu söylemem lazım. Şurada ben IRF e şöyle göstereyim. 3205 kullanmayacağım bu sefer. Elimde MOSFET kalmadı artık. P60NF kullanacağım. Yazısı net görünmüyor ama şöyle silmeye çalışayım. Evet şu an görünüyor. P60NF kullanacağım. Bu da aynı mosfet. Tabii üstünde kalıntılar olduğu için. Çıkma bir parça olduğundan dolayı. Bunu kullanacağım. Gayet iyi, gayet güçlü bir mosfet. İsterseniz RF3205 de kullanabilirsiniz. Çıkışlarını orta pinlerden yapacağız. Şöyle göstereyim. Source pinleri. Yani şu son pinleri. Birleştireceğiz. Bunlar bizim eksi hattımız. Buraya 10K'lık bir direnç bağlayacağız her iki MOSFET için. 10K'lık direncin bir tanesini source pinine bir diğerini de gate pinine bağlayacağız. Drainlardan ise çıkış alacağız. Şimdi devremizi bu MOSFET'e bağlantılarını yapalım. Evet artık devremizi hemen hemen bitirdik. Şimdi sıra testine geldi. Böyle devreyi yakından da tekrardan bir göstereyim. Şu şekilde. Devremiz bu. Mosfetlere bağlantısını yaptım. Şurada şöyle sardım ki devre karabalık görünmesin. Yani her şey arada net görünsün. Şimdi trafomuzun orta pini bizim artı hattımız olacak. Buna bir kablo bağladım ve şurada diyodumuzun çıkışına yani şurada devremize bağlı olan diyodumuzun çıkışına bağladık. Kaldıracı da tam net görünmüyor ama birazdan yerini ayarlarım. Şu da bizim eksimiz source pinlerinden akümüzün eksisini bağlıyoruz. Ve şu an kaldıracı her şey net görünüyor. Ölçü aletimizi getirdik. Ölçü aletimiz burada frekans konumunda. Trafomuzun çıkışına ölçü aletimizi bağladık. Şimdi takıyoruz. İlk önce bir frekans ayarını yapalım. Daha sonra hassas cihazlarımızı da kullanabiliriz. Hassas cihazlarımız veya artık ne kullanmak istiyorsanız. Gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Bunu göstermem lazım. Daha yeni niye çalışmadı. Hemen onu göstereyim. Bakın arkadaşlar. Kaldırajda e, görünsün diye ayarlama yaparken. Şurada 15 numaralı pini lehimi sökülmüş. Şöyle yakından göstereyim. Bundan dolayı çalışmadı. Şimdi bunu tekrardan lehimleyip testine geçebiliriz. Kaldırıcıda e, görünsün diye ayarlama yaparken burada artı hattı bağlı olduğu için büyük bir ihtimalle çektim. Oradan e, kopuldu. Hemen onu tekrardan yapalım. Zaten çıkma bir parça olduğu için bacağı e, kırılabiliyor. Bundan dolayı da çok fazla e, zorlamak istemedim. Hassas diye çok fazla lehimle boğmak istemedim e, entegreyi. Oradan koptu. Şimdi e, yeniden başlayabiliriz. Şimdi eksimizi de bağlayalım. Ölçerletimizle çıkışlarını takalım. Şimdi testine geçebiliriz. Şöyle hemen bakın. 43 Hzlik bir frekans görünüyor. Şimdi bir kablo daha alacağım. Burada artı hattını aküye sabitlemek için kullanacağım. Çünkü elle tutmak zor olur. Hemen şöyle kaldırıcıdan yine gösterelim derken koparmamaya dikkat ediyorum. Hemen şuradan frekansını ayarlayacağım. 45 tam 50'ye getireceğim. 48 öyle 50. 50.9 51 Hz oldu. Biraz kısacağım. 49.74 Birazcık açsam iyi olacak gibi görünüyor mu? <laughs> Ayarlamak biraz zor oluyor. Aslında çok turlu bir trimpot olsaydı bayağı rahat olacaktı. Böyle tamamen 50 herze geldi. Şöyle göstereyim görmüş olduğunuz gibi tamamen 50 herlik bir frekans aldık. Şöyle bir yüzdeliğine bakalım. Evet yüzdeliği de 50. Güzel. Voltajı kaç volt geliyor? 169. Normalde 220 olması gerekiyordu. Aa! Hiç şaşırmadım. Birazdan nedenini sizlere sizlerle paylaşacağım. İsterseniz hemen gel, gelin bir bakalım. Niye 169 volt verdi? Hemen onu görelim. Şimdi şu uçlara dokunmadan nedenini sizlere göstermeye çalışacağım. Trafımı prize taktım. 220 voltluk elektriği verdim. Şöyle bir bakıyorum. Bakın 30 voltluk bir voltaj çıkışı var. Normalde bunun 24 olması gerekiyor en fazla. 12 voltluk bir trafo olması gerekiyor. Tam sabit tutamıyorum ama. Şöyle görmüş olduğunuz gibi 30 voltluk bir çıkış var. Şöyle görünmedi galiba kameraya. Şöyle görünüyordur umarım. Bakın. 30 voltluk bir çıkış var. Tek bir hatta. Yani bu da demek oluyor ki. 14.76'lık bir voltaj çıkışı var. Bunun en fazla... 12 olması gerekiyor. Bundan dolayı bir voltaj kaybı oluyor. Evet her ne yapsam da 220 voltu yakalayamadım. Bunun sebebi ise şuradaki trafoyu sararken akülere göre sarmıştım. Yani 14 voltluk çıkışlar ve 16 voltluk çıkışlar ayarlamıştım. Burada 16 voltluk çıkışları e, akü destrufatörü işleminde kullanıyordum. 14 voltluk çıkışlar ise normal şarjlarda kullanıyordum. E, bu akümüz Tam 12 volta, 12 volt olmuş olsaydı, gayet güzel bir şekilde 220 voltu alabilirdik. Ve 10 voltluk bir trafo olsaydı da 220 voltu alabilirdik. Hemen bunu nasıl yapacağımızı da birazdan göstereceğim. Ee, yüksek çıkmaz mı diye sorular olacaktır. Birazdan voltaj ayarını nasıl yapacağımızı da göstereceğim. Bu devreye bir potansiyometre ekleyerek voltajını ayarlanabilir yapacağız. Şimdi hemen potansiyometreyi bağlayalım. Ee, nasıl ayarlanabilir onu hemen göstereyim. Bakın. Şöyle devreyi yakından göstereyim. Şurada 9 numaralı pin şuradaki eksi kabloyu Şuradaki 100K'lık Şöyle 100K'lık potumuzu buraya yerleştireceğiz. Ve buradan bir ayarlama yapmayı sağlayacağız. Eğer 10 voltluk bir trafo kullanırsanız veya 9 voltluk bir trafo kullanırsanız Hiç fark etmeyecektir. Bu potansiyometre ile 220 volta sabit ayarlayabilirsiniz. Ben bu trafo inverter olarak kullanmak istersem açıp sargısını 12 volta göre ayarlayabilirim veya 11 volta ayarlarım daha sağlıklı bir şey olur. Bu potansiyometrelerinde tam 220-230 volt civarında bir ayarlama yaparım. Şimdi hem potansiyometreyi gerekli olan yere bağlantısını yapıp voltajı nasıl ayarladığını gösterelim ve daha sonra bir lambayla bunu test edelim. Evet bağlantısını yaptım hemen şöyle göstereyim devreyi daha yakından göstereyim trafoyla birlikte kaldırmak zor oluyor ama şöyle göstereyim bakın 9 numaralı pin ve şuradaki eksiye bağladık 9 numaralı pin'e potansiyometremizin ortası ve son bacağını birleştirip bağladık diğerini ise buradaki eksi hattına bağladık şimdi bir voltaj ayarını yapmaya çalışalım bakalım ne kadar iyi çalışıyor hemen onu görelim. Evet görmüş olduğunuz gibi 161 volt geldi. 160'a düştü. Bakın tam kesildi. Tabi burada bir hassas potansiyometre kullansanız daha iyi olacak. Çünkü bu 100K'lık normal pot bayağı kaba ayar yapıyor. Yani biraz hassasiyet gerektirecek bir şey. Şöyle bırakalım. Tabi potansiyometre aslında o, bozuk da. Ben sizlere gösterebilmek için bu potansiyometreyi kullanıyorum. Yoksa normalde bu potansiyometremiz arızalı bir potansiyometre. Üstüne basınca gidiyor. Bırakınca geliyor. Şimdi takıyorum. Görmüş olduğunuz gibi 148 voltluk bir voltaj var. 100 wattlık bir lambada. Şimdi hemen bunu ufaktan düşüreceğim. Bakın 144, 143. Görmüş olduğunuz gibi sıfıra kadar da düşüyor. Dediğim gibi potansiyometre arızalı. Bundan dolayı biraz sıkıntı oluyor. Daha doğrusu kontrol kalemini de tutturamıyorum ama şöyle şununla şunu yapmaya çalışacağım. Bakın biraz hassasiyet yapmaya çalışacağım. Yani istediğiniz ayarlamayı yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi burada çok turlu bir potansiyometre kullanmanız gerekiyor. Ve tabii ki e, potansiyometremiz arızalı olduğu için bakın 138 volta ayarlayabildik. Ölçü aletimiz kapandı. Hemen açalım. Bakın 120 volta ayarlayabildik. Şimdi frekansına bir bakalım. Frekansı 50 Hz. Ee, bir de şurada Hassas cihazlarımızda kullanmadan önce şöyle bir kapasitör bağlamamız gerekiyor. Bunun değeri belli olmadığı için e, yani 200 voltluk da olabilir. Bundan dolayı risk almamak için şurada yanına bir tane daha seri bir şekilde bağladım. Yani siz 400 voltluk bir e, kondansatör bağlamanız gerekiyor. 250 voltluk olmaz. 400 volt. Mikrofaratı fark etmez ama mutlaka 400 voltluk bir kapasitör bağlamanız gerekiyor. Burada filtre işlemi görecek. Yani öyle yaparsanız hassas cihazlarınızı daha e, güvenli bir şekilde gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Şimdi tekrardan bakalım. Bakın 50 Hz sabit kaldı. Değişen bir şey yok. Voltajına bir bakalım. Görmüş olduğunuz gibi voltajı da 120 volt ayarladığımız seviyede kalıyor. Şimdi hemen e, tabii akünün voltajı düştüğü için burada çıkış voltajı da düşebilir. E, bu normal bir şey beklenen bir şey zaten. Bu sefer videomuz e, biraz uzun oldu. Ama e, önemli bilgiler vardı. Bunları söylemem gerekiyordu. O yüzden biraz lafı uzattık. Bir sonraki videolarda, bir sonraki projelerde görüşmek üzere.